Bahar ya, ya seni yerim. Seni merhabalar, seni yerim. Bahar inanamıyorum ya. Bunu kutlamamız lazım. Bunu hemen kutla. Dur ben sana hediye alayım önce. Dur, hayır önce nereye gidelim? Akşam şu geçen gittiğimiz yere mi gitsek ya? Bahar nasıl kutlayalım bunu? Çok iyi kutlamamız lazım. Hadi buluşalım. Dur kız dur. Çok güzel kutlayacağız merak etme. Vallahi ben de Semiş'ten anladım. Ay Çağla. Ama bugün yapmayalım olur mu hayatım? Evde hiç kimseye şimdi haberi yok. Ben bugün onlarla olayım sonra kutlarız merak etme. Ben ne yapacağım ama şimdiki bunca coşkuyla. Hadi buluşalım ne olur buluşalım. Bahar sen tekrar doktor oluyorsun ya. Of. Çok güzel bir şey. Evet. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Yok ama bir şey yok ya. Bir şey mi Zira... oldu? Kardeşim manyak tamam, mısın sen? Tamam ben olur mu? Kafa kafaya çarpıyorduk az daha. Ne oluyor ya? Bahar'cığım iner misin aşağıya? Kardeşim manyak mısın? Kusura bakma. Kafa kafaya çarpıyorduk az daha ya. Hanımefendi benim eşim kusura bakmayın. Ben yani önünüzü kesmiş gibi oldum ama. Ya o dağ başı mı burası? Estağfurullah yok ne dağ ne başısı yani. Eşim olduğunu söyler misin? Tamam eşim. Rahatsızlık veriyorsa? Vermiyor. Tamam çok teşekkürler. Bir şey yok. Kusura bakmayın. Taksimetre ne kadar yazdım ben yapayım onu. Rezil ettin bizi. Biraz fazla oldu ama olsun. Kalsın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Rezillik yapıyorsun gerçekten. Rezillik yapıyorsun. Ne yapıyorsun ya? Asıl sen ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun sen? Toksik gibi taksinin önünü kesmeler falan ne oluyor? Bahar asıl sen ne yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun Bahar'cığım? Bu zamana kadar söylememişsin. Bahar şimdi söyle sen ne istiyorsun? Söyledim ben sana. Mesleğime geri dönmek istiyorum. Sana söyledim. Dalga geçtin. Ha sorun doktorluğa dönmen mi sence ya? Ya soyadını değiştirmişsin. Çalıştığım hastanede karşıma dikiliyorsun. Gözümün içine baka baka kocam öldü diyorsun. O eleman da kalkmış başın sağ olsun diyor. Senin amacın ne Bahar'cığım? Beni rezil etmek mi ya? Bu zamana kadar benden aldığın her şeyi tek tek geri almak. Bu amacın bu. Pardon? Bu. Efendim? Ne? Ne efendim ne? Ben ne almışım senden Bahar? Ben mi dedim doktorluğu bırak babama bak diye? Kendin istedin. Yalan mı? Sen çok seversin ya. Kendini feda etmeyi, herkes tarafından alkış toplamayı ha Bahar Hanım? Ya Timur ne diyorsun sen Allah aşkına? Adamcağız sadece beni tanıyordu. Benim kaç yıllık hocam. Annen onu bakım evine vermeye falan çalışıyordu. Sen orada öyle sessiz durup hiçbir şey söylemiyordun. Ne yapabilirdim? Ya bir tane iyilik yaptın yüzüme vurma artık yeter ya. Ya ben onun için... Ya yaptığın terbiyesizliği de babamla örtmeye çalışma artık yeter. Madem çok seviyordun o hocanı soyadını değiştirmeseydin. Ya hadi beni geçtim ya. Hiç mi düşünmüyorsun yalanın ortaya çıkarsa? Yani oğlunu da mı düşünmüyorsun Bahar'cığım ya? Ben vazgeçmeyeceğim. Ya vazgeçeceksin. Geçmeyeceğim. Geçeceksin. Hastaneye gelmeyeceksin o kadar. Ya ne demek? Neden gelmiyorum? Neden? Eski sevgilinin orada diye mi? Ne alakası var ya? Ne diyorsun Bahar? Renginle yıllardır aynı hastanede çalıştığını neden sakladın benden? Allah'ım sen... Neden sakladın ama? Allah'ım sen aklıma mukayyet ol ya. Bitmedi bu rengin meselesi. Nasıl 20 yıldır. Niye sakladığım çok açık değil mi? Yani yaptıklarına baksana. Senin manyaklığın yüzünden sakladım. Manyaklığı mı? Bak 20 yıldır yaşadığımız en büyük manyaklık senin böyle dağdan gelmiş gibi taksinin önünü kesip bu tip hareketlerde bulunman. Böyle sinerim zannediyorsun ama hayır efendim. O Bahar gitti. Yok o Bahar. Ha utanmadan gelip çalışacaksın yani. Utanacak neyim var benim? Neden utanacağım? Sen bana tek başınasın demedin mi? Tek başımayım ben bundan sonra. Ben bundan önce de tek başımaydım zaten. Evet çocukların doğum gününde tek başımaydım. Okullarında tek başımaydım. Ölüm döşeğinde tek başımaydım ben. Ölümden döndüm. Yaşamak istiyorum ya. Tamam sen bana destek olmuyorsun. Bari yolumdan çekil. Öyle mi Bahar? Öyle. O zaman yolun açık olsun. Olsun. Bari. Tamam mı? Tabii çok ya teşekkür ederim. Varsa gör Bahar. Evet göreceğim. Evet gör. Göreceğim. Taksiyi göndermeseydin bari. Uygulamadan çağırırsın. İstediğim yerden çağırırım. Lütfen git. Gitmiyorum. Lütfen. Canım ne zaman isterse o zaman gidelim. Allah Allah. Gider misin ki bu trafiği diyorsun? Evet. Seni ilgilendirmiyor. Trafik düşünsün onu. Tamam sen karışma bana. Tamam her şeye bir gitmiyorum buradayım. Her şeye bir laf. Ne yapacaksın? Koş. Ya tamam Timur. Gidiyorum. Şimdi gidiyorum. Ben istediğim için. Ama tamam sen istediğin için. Git ya git. İyi, sen o taraftan gidiyorsan yolun benim de bu taraf yolum. Rengin hocam, bir an önce burada olmanız gerekiyor. Bebek ters geliyor. Anlaşıldı. Bir de o eksikti. Hmm.
Tamam. Ceylan. Ceylan bendesin. Beni duyuyorsun değil mi? Tamam. Sakin ol. Makat doğum manevralarını yapmak lazım. Tamam. Sen bende kal. Ne koyacaksın kızın adını? Güneş koyacağım. Güneş mi koyacak? Güneş biraz koyacağım. Sonra doğacak. Biraz sonra doğacak. Çok güzel bir isim. Evren hocam geldim. Bana bırakabiliriz. Sakin ol Ceylancığım. Tamam Ceylancığım. Derin nefes al. Tamam. Geldim. Hadi bakalım. Elini sık. Ne kadar acımasız o kadar elini sık. Tamam mı? Sık. Bütün kuvvetine sık elimi. Bütün kuvvetinin elini sık. Tamam. Sezaryen için seviyesi çok ileri. Makat doğum manevrası gerekiyor. Ceylan. Ceylan birazdan bebeğine kavuşacaksın. Ama beni iyi dinle tamam mı? Üç deyince akınacaksın. Çok güçlü isteyeceğim tamam mı? Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Daha güçlü. Daha güçlü. Daha kuvvetli. Hadi sık, sık elimi. Bana bak, bana bak, bana bak. Kızın için, kızın için. Bir, iki, üç. Bir daha. Neden? Niye ağlamıyor? Dur. Ağlama anneciğim. Biraz önce de ağlatıyordun ama. Aferin sana. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben bebeğimi kucağıma alamayacak mıyım? Ne oluyor? Kiraz hazır mı? Ne oluyor? Hazır hocam. Pediatri için yoğun bakıma haber verin. Ne oluyor? Kucağıma alamayacak mıyım ben? Ceylan, bebeğinin durumu biraz kritik. Biz elimizden geleni yapacağız, tamam mı? Hayır, ben bir kere sarılsaydım. Tamam, sarılacaksın. Söz veriyorum sana. Bana bak. Çok güçlüsün. Çok kuvvetlisin. Bebeğin de senin gibi çok kuvvetli. Kurtulacak. Söz veriyorum, alacaksın kucağına. Tamam mı? Tamam. Tamam, sen iyi olunca o da iyi olacak. Tamam. Aferin sana. Şimdi seni 2 saat burada dinlendiriyoruz. Hastayı yatar konuma getirin. Aferin sana. Aferin. Çok iyi olacak. Sakın merak etme. Merak etme. Bebeğini kucağına alacaksın. İşte tam bu yüzden burada olman gerekir. Eline sağlık. Çok iyi iş çıkardım. Lokum gibi. Bembeyaz lokum gibi. Koy kafanı. Koy kafanı. Tamam. Kızım ben çıkıyorum. Siparişlerimi teslim edip geleceğim. Açmıyor anne. Biliyorsun ihlal etti mi adamı mahveder. Annesine gitmiştir. Ne yapacak ki? Ay anne. Ay ne oldu ya? Ben ne kadar uyudum böyle? Akşam oldu. Akşam olmuş. Yorulmuşsundur kızım. Uyumak iyi gelmiştir. İyi canım benim. Ay çok geç oldu ama. Çocukların falan haberi yok. Telefonum nerede benim? Ama niye telaşlanıyorsun şimdi? Babaları yanında, babaanneleri yanında. Haberleri de vardır. Merak etme sen. Ne? O ne? Ne o? Ne yaptın? Sen gel bakayım sen. Gel iki gözümün nuru sen. Gel bakayım anne, doktor hanımcığım. Ay anne. Bak. Bak görüyor musun? Elimle işledim. Anne. Hani. İlk önlüğün gibi. Çok güzel. İçinize bir şey giyiyordunuz. Neydi onun adı? Scrubs. Sen onu da getir. Ben onu da işleyeceğim elimle. Ah benim canım. Çok güzel olmuş. Hadi gir bakayım nasıl duracak. Bakayım. Dön bakayım.
Ay nasıl güzel yakıştın. Nasıl güzel doktor oldun bilsen. O gözlerin çıktı ortaya yavrum benim. Doktor mu? Oh, ben sen olmasan ne yaparım? Canım benim, canım. Çok bak ben buradayım tamam mı? Hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Hem sen ne yaparsan, ne düşünürsen, ne karar verirsen dağ gibi arkandayım. Sen bu önlüğü bir kere çıkarttın. Bak ben mani olmadım. Ama bundan sonra çıkartmam yok tamam mı? Sen artık doktor hanımsın. Vazgeçmeyeceksin Bahar. Vazgeçmeyeceğim. Asla, asla vazgeçmeyeceğim. Söz veriyorum sana. Anneciğim. Hayırdır inşallah? Dur ben bakarım. Biraz konuşalım mı? Olur, konuşalım. Tamam, sen bahçeye geç. Geliyorum ben. Tamam, bunu alsana. Size aldım. Bil. Sağ ol. Ben geçiyorum. Hı hı. Niye çıkardın önlüğünü? Yakışmıştı. Bahar, özür dilerim. Hem bütün sabah yaptıklarım için gerçekten ben senin kalbini kırmak istemedim. Şaşırdım birazcık. Hani 20 yıldır ilk defa özür diliyorsun. Sen de 20 yıldır ilk defa soyadını değiştiriyorsun yani. Ama biraz saçmaladım. Taksinin önünü kesmek falan yani. Yani. Değil mi? Bir de adam böyle artistik yaptı. Sen orada olmasaydın ben şey yapardım da hani kendimi zor tuttum. Ne diyorsun Timon? Sen varsın diye tuttum kendimi yani. Diyorum işte saçma bir gün oldu yani. Ama anlıyorum ya. Çünkü ben sen doktor olamazsın dedim. Tuz kazanmışsın, hırs yapmışsın. Annenin çantasını çaldım. Neden niye biliyorsun? Biliyorum, biliyorum. Gerçekten biliyorum. Ama haklısın ya benim adam. Gerçekten. Benden 200 bin lira istediğinde ben çıkarıp vermeliydim. Yani. Evet. Bir de şey ama... rengin meselesi. Yok tamam. O konuyu konuşmayalım çünkü onun konumuzla bir alakası yok. Yok. Açıklayacağım. Rengin 3 sene önce bizim hastaneye geldiğinde ben sana söyleyemedim. Çünkü yani aramız bozulsun istemedim. Huzursuz ol istemedim. Zaten hani 20 yıllık bitmiş gitmiş bir hikaye yani. Hastaneyi bırakmayı falan da düşündüm. Ama yani bir onca emek var, bir kariyerim var. Rengin de sen zaten evlenmiş, barklanmış. Hem uzmanlığımız ayrı, katımız ayrı. Ayrı ama işte. Yani yine de söyleyebilirdin. Öğrendin ne yaptın? Beni suçladın, bağırdın, çağırdın, soyadını değiştirdin. Herkesin içinde beni öldürdün. Ben söyleyemem. Ben biliyorum yani. Karımı tanıyorum. Ne yapacağını biliyorum ben. Ne yapacağım? Yani. Ama ben senden hiç şüphelenmedim ama. Neyinden şüphe edeceksin benim Timur? Senin mülakatını Evren denen adam ayarlamış. Nasıl Evren ayarlamış? Gitmiş Reha Hoca'yla konuşmuş. O ayarlamış işte. Ya benim sinirime dokunmuyor mu sanıyorsun bu adamın tavrı? Yani ben sana güvendiğim için susuyorum. Yoksa ben yani biliyorsun karımın gözünden sakınırım. Sakınırım. Bana hırsını, öfkeni anladım. Soyadını değiştirdin. Kocam öldü dedin. Yalanım yani yalanın ortaya çıkarsa ne olacağını hiç düşündün mü? Tamam neden çıksın ortaya? Bahar Allah aşkına Bahar'cığım yani ben bir şey soracağım. Biz Brezilya dizisi mi çekiyoruz? Yani ben Fernando Jose miyim? Ben profesörüm ya. Benim bir itibarım var ya. Yani gerçekten. Tamam sinirlenme. Vallahi ben tamam. Bak ben sinirlenmemeye çalışıyorum Bahar ama Allah aşkına bir düşünsene. Yani yalan ortaya çıkarsa yani benim kariyerim mahvolur. Sen bir daha asistanlık yapamazsın orada. Uras Allah'ın. Ya tamam. Tamam o zaman biz de
bunun ortaya çıkmaması için elimizden gelen her şeyi yaparız. Ha? Nasıl yani? Aslanlığa geri mi döneceksin? Ya Timur, ben vazgeçmeyeceğim. Yani o yüzden lütfen beni vazgeçirmeye çalışacaksan bir hiç boşuna nefes tüketme. Yani karşılaşacağımız onca zorluklara rağmen hala... Bir de evin düzeni var. Ben evin düzenini hallederim. Ben her yaparım. Ben her şeyi, hepsini birden idare ederim. Tamam o zaman. Geldiğim ne diyeyim? Nasıl? Nasıl? Destekliyor musun beni? Hayır, gözümü kapatıyorum. Vallahi bak destekçin olmam. Yemin ediyorum bak, kocan olurum. Diğer aslanlara nasıl davranıyorsam sana da öyle davranırım, ona göre. Davran. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bahar, çay demledim. Getireyim mi? Ay anneciğim. Zahmet etme ya. Gülçek anne, biz gidelim değil mi? Çocuklar bekliyor. Evet, çocuklar şimdi bekliyor. Gidelim olur mu anneciğim? Olur. Sen nasıl istersen Bahar abi. Gülçek anne, istersen sen de bizimle gel. Yarın Umay'ın doğum günü ya, beraber kutlarız. Ay yok. Yarın işlerim var. Hem torunuma sözüm var. Ben onu ayrıca börekçiye götüreceğim. Ay çok sevinecek. Ya ona ben bir hediye yaptım elimle, örgü mörgü. Sen onu getiriver odamda. Tamam, ay kim bilir ne güzel bir şey yaptın anneciğim. Sen yat kalk dua et. Böyle vicdanlı, evine düşkün bir karın var. Başka kadın olsa seni çoktan kapı dışarı ederdi. Ötecek annem. Sus. Kapa çeneni. Kızımın gözünde bir damla yaş görürsen bundan sonra... o evi başına yıkarım, duydun mu? Ha? Yakarım o evi. Duydun mu? Duydum. Anladın mı? Anladım. Ay. Hı. Anne. İyi akşamlar. Hadi. Olmadı ama olsun, ne yapalım? Mühim olan sürpriz olmasıydı. Aa, hoş geldin. Hoş geldin. Ay ne yaptınız böyle? Gel. Ay dur. Ay ne yaptınız? Ah güzelim. Ben biraz ısınayım ya, çok üşüdüm. Bahar doktor. Canım benim, canım. Canım. Çek çek, bunu da çek. Hı. Anne tusta abimsin. Hayır ha. Yok dur. Abim değil, sen abimi tokatlamışsın. Tokatladım deme. Tokatladım ama. Evet. Tokatladım deme dede. Aa, ya. Bir tanem. Ay. Bahar'cığım, lütfen bana alınma olur mu? Ben bazen böyle ayarı kaçırıyorum. Yaşlılık, huysuzluk de ne dersen de ama lütfen kızma bana. Olur mu? Yok, estağfurullah. Benim de şey oldum, ağzımın ayarı biraz kaçtı. Artık geçti değil mi? Gel bir sarılayım sana. Güzel gelinim benim. Teşekkür ederim. Ne demek? Çok teşekkür ederim her şey için. Ne güzel bir sürpriz oldu. Şaşıracak başka şeyler de var. Bu da benim hediyem. Yeni hayatın için doktor hanım. Bak bakalım beğenecek misin? Aa. Ay anne, çok beğendim. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Sana aç bakalım istersen. Neyi açayım? Orijinal. Yani merak etme. Ha. Nevra Sultan. Şşş, göz koymak yok. Açmıştı. Herhalde bir tanecik gelinim var. Tabii ki açacağım. Hadi o zaman. Ah, bir tane. Anne o ne? Babam mı aldı yoksa? Ha yok. Bu anneannenin sana hediyesi. Evet, bir de börekçiye götürecekmiş. Ya evet, su börekçisine götürecek beni. Gel açalım. Değil mi? Ah, Timur. Canım. Al bir tane. Tam istediğim gibi olmuş ya. Aslanım. Ne güzel değil mi? Hı? Orijinal çanta almışsın. Herhalde yani. Ne yapalım? O zaman haftaya konkene gitmezsin. Ne zor para yetiştiriyorum hepinize ya. Ay Timur, tamam. Sonuçta iyi oldu gördüğün gibi. Her şey yolunda. İşte. TUS'a girdiğim için ödül törenine gelemedim. Ya anne aşk olsun. İnsan söyler bana da. Ben de sana o kadar kızdım. Ergen hareketler yaptım. Ay canım benim canım. Ama yani bizim sır gecemizde söylerim diye düşünmüştüm. Doğum gününde. Bak böyle ne konuşuyorsunuz siz orada fısır fısır ya? Fısır fısır özel bir şeyimiz var. Duyuru yapıyor. Evet duyuru yapıyorum. Alabilir miyim abicim? Tabii buyurun efendim. Teşekkür ederim.
sevgili Yavuzoğlu ailesi. Biliyorsunuz ki dünyanın 8. harikası yani ben. Evet, doğru. Evet. Birinci. Yarın 16 yaşına giriyorum. Bravo. Ve sizden bu masadan çok daha şaşalı bir masa, çok daha güzel bir ortam. Ve siz iyi dinleyin Nevra Sultan. Annemin hediyesinden çok daha pahalı bir hediye bekliyorum. Ona göre. Yandık desene. Ben seni bu 16 yaşında hiç çekilmez biliyor musun? Baba, bir kampa falan mı göndersek böyle 4-5 yıla? Biz de çiçek gibi yaşarız, o da takılır, 4 yıl sonra gelir. Neden öyle diyorsun oğlum? Biz seni kampa gönderdik mi hiç? Sen haftada bir salonun ortasında bağırıyordun maymun gibi. Anne, çocuğum nerede? Çok komik. Bravo, bravo. Modunuzdasınız yine. Keşke doktor değil de oyuncu olsaymışsınız. Aman oğlum, anneni gaza getirme şimdi oyunculuk sınavlarına falan girmeye kalkar. Yok, bilmediğim şeye bulaşmam. Yok olmaz. Onu da becerir. Yakışırsın, her yere yakışırsın sen. Yalnız Bahar Hocam, söyleyeyim baştan. Hani biz asistanken çaktırmayız da çok. Timur Hocam biraz serttir. Acımasızdır da biraz. Haberiniz olsun yani. Söyleyeyim. Olsun. Olsun. O zaman koş neşteri kap gel de asistan bey şu pastayı keselim artık. Ha? Aynı zamanda şakacıyımdır. Ay çok güzel. Mutluluzdasınız Timur Hocam. Ne tatlıyız değil mi? Çok şükür, evet. Çok şükür. Çok güzel oldu böyle. Ay çok. Çok güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.